Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Eyüp Üniversitesi 4'te Timur serisinin yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım. Umarım seriden keyif alıyor, güzel zaman geçiriyorsunuzdur ki işin açığını söyleyeyim. Yani Timur'u böyle devasa bir boyuta getireceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Ki hükümeti de kurduk zaten. En yakın zamanda Yuan İmparatorluğunu kurmaya doğru artık hazırlıklara başlayacağım ve bu hazırlıklar doğrultusunda Çağatay Devleti'ne savaş ilan edip, ki Kore'nin bağımsızlığını garanti ettiği bir Çağatay Devleti var ortada. Kore'ye ne oluyor bilmiyorum ama fetihlerimize başlayacağız babuşlar. Çağatay Devleti'ne savaş ilan edip ilerlemeye başlayacağız. Tabii bir de karşımızda kocaman bir güç Ming var. Ki Ming de gerçekten yenmesi zor bir kuvvet, yani işin açığını söylemek gerekirse. Adamın ne manpower'ı bitiyor ne başka bir şey bitiyor. İşte Çin'le mücadele edebilmemiz için bizim ilk aşamada Hindistan'ın verimli topraklarına ihtiyacımız var ki bu bölümde bol bol Hindistan savaşı göreceksiniz. Önce gidip Gujarat'a saldırıp Gujarat'ı kendi topraklarıma katacağım. Sonrasında ise Orisa'ya saldırıp Orisa'yı kendi topraklarıma katacağım. Ve hatta Bengal'le buranın arasındaki bağlantıyı tamamen kesmeyi planlıyorum. Hatta ve hatta Orisa'nın ardından Jampur'a da saldırıp iyice adamları kısıtlı konumda bırakabiliriz. İşte Bahmani'nin geri kalanı falan filan, buraların tamamını alacağım. Bu bölüm bayağı bir Hindistan üzerinde yoğunlaşacağız. Tabii bir yandan bu Hindistan savaşları sürerken bir yandan da Memlük'e odaklanacağız. Samet kardeş, yaptığın planlarda hata var, aksaklık var. Sence bu şekilde ilerleyebilecek misin? Hani Osmanlı bu sırada ne yapacak? Çarı AFK mi bırakacak? Hayır arkadaşlar, Çarı AFK bırakmayacak. Ancak bir din savaşı var gördüğünüz gibi. Ve bu din savaşında Osmanlı protestanların yanında yer alıyor. İspanya niye din savaşına katılmamış bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla İspanya da Katolik ama din savaşına katılmamayı tercih etmiş büyük ihtimalle. Şu an Osmanlı Holy Roman Empire'daki büyük din savaşında ve savaşı %82 oranında kazanıyorlar galiba. Aynen bak, %81 oranında kazanıyorlarmış Bohemia'nın başlattığı bir savaş. Ki biliyorsunuz Bohemia'da bizim elayımız ve Bohemia'yla da aramdaki Tras'ı elimden geldiğince Rusya'daki gibi en üst düzeyde tutmaya çalışacağım. Osmanlı bu savaşta birazcık kan kaybedecektir ve Bohemia ve Rusya elayım olduğundan dolayı bu savaştan sonra da Bohemia Holy Roman Empire'ın başına geçecek. Yani şu anki halinden birkaç kat daha kuvvetli olacak diyebilirim. Rusya, Bohemia ve Timur olarak üçümüz olduğumuz sürece Osmanlı'nın bize saldırabileceğini pek düşünmüyorum. Tabii ki ek bir planım var. Bu ek plan doğrultusunda Portekiz'de de elay olmaya çalışabilirim. Hani sonuçta ben Afrika'dan buraya doğru fetihlere devam ettikçe Portekiz'de yakınlaşmış olacağım. Ve Portekiz'i de elay olarak arkama alırsam eğer 3 büyük devlet beni koruyor olacak. Ve bu da benim çok çok daha rahat gelişmemi sağlayacak. Dilerseniz oyunu ilerletmeye başlayalım. Planlarımızdan, projelerimizden bahsettik. Umarım bu planları uygularken büyük sıkıntılar yaşamayız. Çağatay Buryatay'a savaş ilan etti. Birkaç topraklı devlet gayet mantıklı yaptığı hareket. 1600'lü yıllara yaklaştığımız zaman Arap Yarımadası'nda kahve çok çok daha fazla rağbet göreceğinden dolayı, rehabet sanırım doğrusu, biz bayağı bir para kazanacağız. Arap Yarımadası bizim elimizde zaten. Ki şu an bizim para kaybetmemizin sebebi tamamen overextension'dan kaynaklı. Ve bu isyanların sebebi de overextension'dan kaynaklı. Overextension bittiğinde, yani topraklar korlandığında, overextension'dan, isyanlardan ve para kaybetmekten kurtulmuş olacağız diye düşünüyorum. Şimdi önce Gujarat'a saldıracağız. Gujarat'ın kimi kimsesi olmadığından dolayı. Gujarat'tan sonra bir Orissa seferi düzenlenecek. Orissa'dan sonra Bahmanilerin kalan toprakları ellerinden alınacak ki Bahmanilerle Turus'um yok. Çok güzel. Bahmani Savaşı sona erdikten sonra Jampur'da alınıp Bengal'le Hindistan arasındaki bağlantı kesilecek. Daha sonrasında Hindistan'ı yiyeceğiz komple. Tabi bu esnada Afrika'daki ordularımız boş durmayacak. Memlük'ü tokatlayacaklar. Memlük'ün ardından Makurya'ya doğru inilebilir yahut Tunus'a gidilebilir. Tabi Tunus'a gitmemizin sonucu Osmanlı'yı karşımıza almak olacağından dolayı Tunus'a ilerlemeyebilirim.
ve hemen claim atıldı. Hatta şimdi şöyle bir bakmak istiyorum. Acaba Osmanlı Holy Roman Empire'ın din savaşında kan kaybetmiş mi? Hayır, hiçbir şey kaybetmemiş. Borçta bile değil. Gerçekten tüm kuvvetiyle burada Tunus'u savunmaya geleceğini söylüyor. Ve herhangi bir şekilde ben ne Rusya'yı ne Bohemya'yı kendi savaşıma çağıramıyorum. Bak, güvenilirlik artı 50. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Güvenilirlik artı 50. Güvenilirlik artı 5. Bu güvenilirlikle dostlarımızı savaşa çağıracağız. Rusya sarayı ve Yayık bölgelerini benden istiyor. Buradaki topraklar çok da değerli değil aslında. Bunları satabiliriz ya Rusya'ya. Gerçi Rusya şu an savaşta. Rusya'nın savaşı bitsin, istediği toprakları bir bir satalım abi uygun meblağa. Ya çünkü Rusya ile aramdaki dostluk bozulsun istemiyorum. Tamam, toprak satmak eyvallah, bana bir kayıp yaşatacak ama... Kardeş, selamün aleyküm. Bir sürayı bir alalım. Tamam, eyvallah, toprak satmak bana bir kayıp yaşatacaktır. Fakat en azından Rusya ile aramdaki ilişki çok gerilemez. O benim adıma iyi olur. Gemilerimin limiti sanırım 26'ya çıkmıştı. Aynen öyle. İki gemi daha basabiliyorum. Şuradaki iki küçük gemiden daha basacağım ama param yok. Birazcık para kasmaya gayret ediyorum. Ve hemen Orissa'ya bir claim atalım. Orissa'ya claim atarken... Amanın. Rus, ne diyorsun abi? El aylık devam ediyor. Artı 100 oradan. Babacım, ne yapıyorsun? Ben sana bu toprakları satayım kanka. Savaşın bitti mi? Bitti, bitti, bitti. Tamam. Tamam, ben sana bu toprakları satayım acım. Ben sana bu toprakları satayım. Bu arada toprakların korlanma işlemi durdu. Çünkü çoğu Gajuryat kültürüne sahip. Hemen bunu da alıp korlamaya başlayacağız. O zaman birazcık rahatlarız. Hiç sıkıntı olmaz. İstediğin gibi şey yapabilirsin. Koalisyona girebilirsin. Şuradan hemen otonomi de verelim. Buradan hemen korunu da başlatalım. Hemen Rusya'ya şu toprakları bir satalım ya. Rusya, selam. Sel Province, Sarayı. Kaç dukat veriyorsun buraya aslan? 165 dukat. Al, senin olsun. Heh. Yayık. Dur kardeş, sana daha toprak satacağım. Olmadı, sıfır gold'dan da veririm. Orası önemli değil de. Maksat aramızdaki şu eksiden kurtulalım abi. Heriften korkuyorum. Aha, Memlük'le aramızdaki turus da bitti. Kanka, yayık. Yayık'e ne kadar veriyorsun? Ya 45 dukatlık bir toprak değildi orası. Yine de sen bilirsin. Hadi al. İyi miyiz? Hoş muyuz? Şu eksi 73 ne, onu bilmiyorum ya. Sanırım benden yavaş yavaş toprak isteyecek bu. Olsun, satarız toprakları, dert değil. Hem para kasmış oluyoruz. Memlük kimle el ay olmuş? Funji ile, hiç sıkıntı değil. Ve Memlük'e claim'im var, çok güzel. Hemen Memlük'ü yutalım. Generallerimizi şöyle bir şuraya alalım. Suez'in oraya getirelim diğer generalimizi de. Selam canım, şöyle alalım seni de. Hemen Memlük'ü yutalım, yutabildiğimiz kadar. Gümbürt. Ya bu esnada benim korlama işlemlerim zaten tamamlanacağından dolayı pek bir sıkıntı yaşamayız. Kanka, sen şöyle İskenderiye'ye doğru git. Paralı asker basmaya başladı bile. Bir saniye abi. Şöyle aşağı bir inip bir bir bu toprakları paralı basmasını önleyebilir miyiz? Şöyle ilerle bakayım. Şöyle şuralara vura 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 git anam. Vura vura git. İskenderiye'nin oradan da çıkalım. Şöyle şu orduları bir araya da getirelim. Çok güzel. Bir adam bırak, ilerle şuraya. Tamam, çok güzel. Gel şöyle. Vur şuna. Çok güzel. Gel, inelim hemen aşağı. Kale açıkta olduğundan dolayı otomatik çözüldü. Şimdi paralı asker de basamaz. Paralı asker basamayacağından dolayı rahat rahat ele geçiririz. Gel kanka, sen şuraya bir ilerle bakayım. Güzel, fazla asker kaybetmeden hemen Memlük savaşını bitiririz. Memlük'ü içeride şöyle 2-3 toprak bırakacak şekilde alacağım. Daha sonra yoluma devam edeceğim zaten.
param da baya baya artıyor ve İskenderiye gibi bir ticaret noktasını ele geçireceğimizden dolayı baya baya bir gelir açısından artış elde ederiz diye düşünüyorum. Gelen etkinlikle ordu moralimiz de bayağı arttırıldı. Merchantlarla aramı iyileştirdim ama ulema ile aram bozuldu. Tamam, ulemaya toprak veririz. Sıkıntı değil. Zaten on development olmadığı için çoğu toprağa şey almıyor. Ulemanınsa öyle bir derdi yok. Merchantlara toprak vermek inanılmaz derecede daha sıkıntı. Bu estate'ler bu arada var ya, benim başımı çok ağrıtacak ya. Eksi bir diplomatik reputation mı? Niye? Abi ne alalım anlamadım ki. Şu teknolojinin erken gelmesini sağlıyor herhalde. Şunu alalım. Teknoloji erken mi yayılıyor, ne yapıyor? Altın çağı nasıl geçiyoruz hiç bilmiyorum bu arada ya. Daha önce hiç altın çağı geçemedim. Çok güzel. Orissa'ya da claim birikiyor. Rus'la aram iyi mi? Gayet iyi. Gayet iyi. Ha bu arada DLC ile eklenen yeni bir panel var. Şurada en alt kısma baktığınız zaman misal kimlerle bizler, kim bizlerle ally olmak istiyor onu yazıyor. Ya da kimlerle ally'liği bozabilirsin onu yazıyor. İşte kimin ordusunu savaşına davet edebilirsin yahut kimi koalisyona davet edebilirsin o yazıyor. İşte hangi devletlerin proclaim'ini garanti edebilirsin, hangi devletlere uyarabilirsin, kim seninle evlenir, kim sana vasal olur, kime ambargo uygulayıp hediye gönderebilirsin yahut işte bilmiyorum. Şu panelin Great Power panelinin ne alaka olduğunu bilmiyorum. Ama onun dışında diğer panellere hakimim abi. Misal savaş bittiğinde belki kuvvetli bir ally bulabiliriz. O kuvvetli ally'i bulmaya bakalım. Bu arada dişim felaket derecede bir sızladı. Buradan Makuria'ya da saplayabiliriz ya. Gerçi Makuria bile olmuş 13 arkadaş. Makuria, Medbahri ve Etiyopya ile Elay. Para kaybedelim. Medbahri ise sadece Makuria ile Elay ve ben Medbahri'ye claim atıp Medbahri üzerinden Makuria'ya saldırabilirim. Şurada Orissa'ya birkaç claim atalım. Savaşı sonlandıracağım Memlük'le, ondan dolayı diplomatımı geri çektim. Osmanlı bize spy atmaya devam ediyor. Atsın bakalım. Son borcum ya. Şu son borcumu da ödesem başka bir şey istemeyeceğim gerçekten. Son borcum. Medbahri üzerinden Makuria'ya saldırırız. Makuria'yla Etiyopya'nın elaylığını ve bağlantısını keseriz. Sonra Makuria da bizim cebimizde olur. Yani gerçekten 10 numara hareket ederiz yani, sıkıntı olmaz. Yalnız topraklarımızdaki dini bütünlüğü hala sağlayamadık. Diğer alacağım ID'ye muhtemelen şey olacak. Dini ID'ye olacak. Çünkü din bütünlüğünü sağlamakta zorlanıyorum. Gerçi Afrika tarafına falan genişlersem genelde elde ettiğim topraklar Sünni topraklar olacağı için pek sıkıntı yaşamayabilirim ama... olsun yani. Sünni coğrafya bayağı büyük canım. Ve Kahire şehri de çöktüğüne göre hemen Memlük'le bir ateşkes imzalayalım. Sevgili Memlük, başkentinde dahil olmak üzere şöyle ver. 3 toprak kal. Osmanlı koalisyonu yıpratır. Evet. Osmanlı koalisyonu yıpratır abi. Osmanlı koalisyonunu göze alamam. Şöyle 3 toprak kalsın, yine kalesini çökertmeyi bekleriz. O arada benim topraklarım üzerindeki hak iddialarını sildiririm. Osmanlı'nın üzerindekileri sildirmeyeceğim. Ulan maşallah ha. Bu da bir ara baya baya yayılmış da. Sonradan cortlamış abi. Bir tık para verme, war rap ver. Çok güzel. Çok güzel. Hem topraklarındaki hak iddialarını sildirdik. Hem İskenderiye gibi, Aleksandriye gibi çok kuvvetli bir bölgeyi aldık. Ve hatta bu bölgeler... Bizim kültürümüze mi alışmış, ne yapmış bilmiyorum. Herhangi bir şekilde isyan riskleri de yok. Çok çok az yani isyan riskleri. Otonomi vermemi gerektirecek bir şey yok aslında ya. Vijengar kimle savaşta? Hayır. Yani savaşta olmasa bile geçiş izni vermiyorum abi. Şimdi Medbahri üzerinden Makuria savaşı başlatacağız ya.
Makuria'nın gelmesini şuraya 2-1'lik ilerleyelim. Ve Med Bahri'nin gerçi çıkarma yapsa bile şurayı geçemez, şu kaleyi geçemez ya. En olmadı zaten şu gemileri süreriz şuraya. Makuria'nın aşağılarına doğru insin bunlar. Sünni topraklar olduklarından dolayı pek sıkıntı yaşamıyoruz zaten. Kabul edilebilir bayağı bir kültürümüz de var aslında. %7 ile Panja bir kültürünü kabul mü etsem? Bilmiyorum. Timur'un basic kültürü Özbek mi ya? Garip geldi bana biraz. Hadi o zaman Orissa Savaşı. Bütün orduyu toparlayalım. Orissa'ya bir savaş ilan edelim. Ulan arkadaş toprak basamıyorum ben. Bir yandan da Med Bahri Savaşı'nı mı başlatsam acaba? İki savaşı birden idare edebilir miyim ki? Bence idare edebilirim ya. Makuria geldi mi? Süper, süper. Bence iki savaşı birden idare edebilirim abi. Üf, gelen generale bak. Yürü yürü yürü. Yürü abi, gelen generale bak. Mükemmel. Mükemmel. Teknolojik açıdan bizden biraz üstün olabilirler ama çok fazla asker bastıklarını düşünmüyorum. Zaten o teknolojik geriliği de nasıl yeneceğiz ben anlamadım ki arkadaş. Bak daha kolonicilik gelecek. Koloniciliği alacağız. Önümüzde Prating Press var. Daha Prating Press'i alacağız. Oradan Global Trade çıkacak. Oho. Ölme eşeğim ölme. Bayağı sıkıntı yaşayacağız gibi ya. Hayırlısı bakalım. Şuradan Orissa Savaşı'nı da başlatalım. Orissa'ya kimse dalmadan. Özellikle de Bengal dalmadan. Savaşı başlatalım. Ben biraz fazla savaşıyorum ya, hayırlısı bakalım. Şuradan şu orduyu da yardıma götürelim. Alttaki ordu burayı halletsin. Tek atıyorum. Mükemmel. Tamam, bütün topraklarını aynı anda ele geçirmiş olacağım. Bu sayede savaşta buraya bakmama pek bir gerek olmayacak. Ben direkt Med Bahri ve Makuria savaşıma odaklanabileceğim. Med Bahri ve Makuria'nın askerleri nerede gerçekten bilmiyorum. Ama şöyle kademe kademe ilerlersek bizim açımızdan daha iyi olacak gibime geliyor. Ve şöyle yapalım, gemileri şuraya çekelim. Hem gemilerimiz o kadar da tırt değiller zaten. Makuria bir dur. Makuria bir sus. Şurayı alalım. Ming tekrardan Çağatay'a savaş ilan etti. Oh, bir de Ming'le uğraşacağız. Acaba direkt bir adamı Rusya'ya yollayıp tekrardan ilişki geliştirmeye kassam mı? Bence kasayım. Bence kasayım. Tırasım 100 zaten ya. Beni satmaz şu saatten sonra Rus. Şu saatten sonra beni satmaz abi, zannetmiyorum. Oradan Med Bahri'ye de gireceğim ve Orissa savaşımız tahmin ettiğimden çok çok daha erken sona erdi. Bir şey soracağım. Peki benim şeyim var mı? Over Extension'ım var mı? Vallahi az biraz var abi nereden baksan. Orduları şöyle toparlayalım, tamam mı? Şöyle geri çekelim. Bu savaşı bitirmeden biraz bekleyelim abi. Acelemiz yok çünkü. Çağatay tabii ki geçebilirsin. Orissa bekle. Makuria bekle. Bir 5k eksik var gibi şurada. Tamam. 3 topçu. Burada topçu da geliyor mu? Geliyor. Aynen aynen, tamam. Orduların konumuna dikkat ediyorum da. Over Extension'ımın bitmesini bekleyeceğim. Over Extension'ın bitsin, öyle alacağım Hindistan topraklarını. Çünkü Hindistan toprakları değerli topraklar ve benim Over Extension'ı fırlatıp atabilirler. Bunun olmasını istemiyorum tabii ki. Din değiştirmeye devam ediyorum. Rusya ile arandaki ilişki full diyor. Sıkıntı değil. Artık Holy Roman Empire'ın başı şey değil mi? Protestan ve... Sen kimsin ya? Niye Bohemia değil imparator? Oğlum Bohemia'ya oy versenize lan. Bohemia'dan güzel imparator olur bak. Ben diyeyim. Bohemia'dan tatlı güzel imparator olur abi. Bohemia iyi çocuk. Bohemia'yı sevin. Bohemi sevin kanka.
Şöyle şuraları bir alalım. İkinci 18K'yı da buraya getirip ordusunu keseceğim. Ordusunu kestikten sonra savaşı sonlandıracağım. Çünkü ordusunu kesmeden önce bana fazla war score vermeyecektir. Güzel. İlerleyin bakalım. Lan arkadaş bir bekleyin, bir sabır ya, bir sabırla. Bir sabırla. Over extension'ın bitmiş mi? Hah. Over extension'ın bitmiş. Şimdi şuradaki savaşı bir sonlandıralım bakalım. Orissa. Sen bana şöyle bir kıyılarını ver. Full annex yapsam. Yok ya, pek bir şey değişmiyor abi. Full annex yapabilirim bence. Ya bence çok rahat full annex yapılabilir. De Hindu dinine sahip oldukları için böyle bir ufaktan isyan etme riskleri var. Onun dışında pek bir şey yok abi. Otonomilerini falan veririm, otururlar. Tamam, çok güzel. Tahmin ettiğim kadar yüksek over extension'a maruz kalmadım. Bu da benim için iyi bir şey. Hamburg altın çağını başlatmış. İyi, olur olur. Fark etmez. Şimdi buradan sonraki hedefimiz Rus. Ne yapıyorsun abi? Elite rival mi? Hangi Elite'inle rivalim aslanım? Oğlum ben hangi Elite'inle rivalim senin? Kaldıralım. Sen benim Elite'imle mi rivalsin? Ay sıkıntı. İdare edebildiğimiz kadar idare edeceğiz artık. Elite rivalle alakası yok ya. Tırası %100 iken salmaz beni, zannetmiyorum. Zaten Rus'a güvenmiyorum abi. Rus sıkıntılı çar ya. Abi bindirir misin şunlara? Stack wipe lütfen. Sen onu kovala, sen onu kovala. İkisinde de stack wipe atacağız zaten kuvvetle muhtemel. Güzel. Bir hilsa. Dur, bir hilsa, bir hilsalık olay yok abi. Bir dur, bir dur. Ben hükümeti kurdum. Daha ne istiyor benden? Admin'i 12 yapıp bir üst hükümet sistemine geçeceğiz galiba. Tamam, tamam, çok güzel. Admin'i 12 yapmaya hızlı bir şekilde kasacağım. O halde admin'i 12 yapmaya hızlı bir şekilde kasacağım. Şimdi bir de şu savaşa gelelim. Öncelikle Makuria. Makuria selam. Etiyopya ile aranı boz. Warred ver. Şöyle yapalım. Medbahri'yi alacağım zaten. Aşağıyla bağlantısını kesmek istiyorum abi. Ya Funji ile de bağlantısı olmasın mümkünse. Ama oraları almadan yapamıyoruz. Beje'yi çıkar içinden. Şu alttaki topraklarından Bunyata'yı ve Gezira'yı Aldoa'ya ver diyeceğim. Veremiyor. Warrap istedim mi ben senden? Tamam. Warrap verme. Neyin savaş vergisini vereceğim zaten? Şu Gezira'yı falan Aldoa'ya ver. Beje zaten benim içimde kalacağından dolayı Beje'yi rahat parçalarım. Bir de paranı ver. Eyvallah. Medbahri'yi full annex yapacağım. Medbahri'yi full alacağım. Bu sayede Beje'ye rahat da alabileceğim. Tabi Beja ile benim aramda bir ateşkes söz konusu olacak ama olsun, en azından Etiyopya'nın birkaç tane elayını falan bozmuş oldum. Medbahri selam. Ver bütün toprakları, ver bütün parayı aslan. Eyvallah. Ha bir de buraların dini Koptik. Bir bu eksiydi zaten. Ve buralar hızlı korlanmıyor. Orduyu şöyle götürelim. Ve orduları gemiyle taşımam gerekecek benim. Şuraya taşıyalım da orduları. Sıkıntı olduğunda şey yaparız. En azından fazla gemim var abi. Hatta birkaç gemi daha basabilirim. Ve şimdi yapılacak hamle ne biliyor musunuz? Şimdi Bahmani ya da Jampur. Bence Bengal'le arasındaki ateşkes bitmeden hemen Jampur'u yutalım abi. Ya becerebilirsek Bengal'le arasındaki ateşkes bitmeden Jampur'u yutmak isterim.
Şöyle aşağı yolla. Allah'ım benim bu borç çilem nedir ya? Abi çok kale var da bunlar Osmanlı'dan koruyor. Rus benden toprak istiyor mu? Ya Elay Türbal çok kötü oldu ya. Elay Türbal çok kötü oldu abi. Nerede isyan var? Kimde isyan var? Memlük isyanı. Hallederiz ya, hallederiz Memlük isyanı. O kadar da dertli bir isyan süreci değil, o kadar da çileli değil. Hallederiz. Tekstil fabrikasını falan açtık da var ya, dünyanın parasını veriyoruz arkadaşlar şu an. Şu an dünyanın parasını veriyoruz teknolojiye. Askeri de daha yeni 13 olduk. Bari şu geniş topları falan alalım. Abi askeri de daha yeni 13'üm ya. Şuna bakar mısın? Yemin ediyorum çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Şiilik dinini değiştirelim ufaktan. Askerleri falan kapatsam mı diyeceğim de oradan oraya oradan oraya böyle atom karınca gibi zıplayacağım için kapatmıyorum abi. Bahmaniye'de claim biriktiriyorum. Ki Bahmani ile aramdaki ateşkes. Benim Bahmani ile aramda ateşkes yoktu. Tam Bahmani'de değil mi diğer claim? Güzel. Atom karınca gibi oradan oraya oradan oraya sıçrayacağım aga. Yani Jampur'a dalacağım. Jampur'da daldıktan hemen sonra gideceğim şeye dalacağım. Over extension yemeyeceğim zaten. Korlar claimler bitiyor. Jampur, Jampur'dan sonra Bahmane, atom karınca gibi ondan ona, ondan ona, ondan ona geçeceğim. En son şu Vijengar kalacak. O Vijengar'ın da etrafını sarıp pıtır 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 keseceğim elemanı. Mesela şuradaki kaleyi kıralım. Şuradaki kaleyi de kıralım. Birkaç kale kırmaya ihtiyacım var çünkü. Aha da provinsler yapıldı. Çok güzel. Kardeş merhaba. Sana hemen bir claim'im olsun istiyorum. Ve sana Bengal dalmadan gireyim istiyorum. Eyvallah. Kardeş dur bir. Şuraya ver iki yıldız generali. Sen burada babalara gel bir. 5K orduyla farkındayım yani o kale siege'lenmez de. Hemen buradaki arkadaşı geçiririz dert değil. Takas ederiz. Takas ederiz Jampur'u 2 dakikada bitirmiş oluruz. Hemen şu diğerlerinin claim'lerine de başlayacağım. Over extension yemeyelim yok yere. Duralım da bu bölgelerde paralarını alalım en azından. Bölgelerdeki paraları alalım. Hadi baba bitir şu claim'i. 11, 12, 13. Bence geliştirip artı bir merchant almanın hiçbir zararı yok. Basra'dan Pers'e basıyorum ben değil mi? Basra'dan Pers'e basıyorum. Hormuz da benim aslında. Hormuz'dan da Basra'ya basayım. Hormuz'dan Basra'ya, Basra'dan Pers'e. Hormuz'u da işte şuradakilerle falan besleyeceğim. National Tax Modifier kaybedeceğiz eşek gibi. Buradan Basra'yı besliyoruz. Basra'dan Pers'i besliyoruz 3.10. Pers'ten de 972 gelirimiz var. Peki ben Basra'dan Pers yerine Aleppo'yu beslesem, Aleppo'dan İskenderiye'yi besleyemem. Çünkü Aleppo şeyin elinde, Osman'ın elinde. Aleppo Osman'ın elindeyken o olayı yapamayız abi. Jampur Savaşı bitti. Malabar'a dalmışlar. Tamam, dilediğiniz gibi yiyin birbirinizi orada. Ben hemen şu Jampur'un işini bitireyim. Bütün topraklarını aldım Jampur'un. Ufak bir şey riski var, koalisyon riski var ama dert değil. Full annex yapalım Jampur'a. Çok güzel. Evet, bazı topraklara otonomi veremiyoruz. Çok güzel yandık. Bazı topraklarda sünni olduğundan dolayı pek bir sıkıntı çıkmıyor. Hallediyoruz bir şekilde. Şimdi Bahmani Savaşı. Tabi Bahmani'yi bayağı bir zayıflatıyor isyancılar. Şu üçü de şuraya gelsin. Ama tabi benim admin puanım yok bunları şey yapmaya, halletmeye. Ve hala borcu ödeyebilecek paraya erişemedim ya. O kadar savaş yapıyorum oradan oraya, oradan oraya. Hala borcu ödeyecek paraya erişemedim. Şuradaki arkadaşı da burada tutalım. İsyan misyan çıkarsa müdahale etsin. Ki isyan çıkacağını pek zannetmiyorum yani bir tane topraktan dolayı.
Şu korlama işlemleri bittiğinde zaten isyan misyan riski ortada kalmaz. Şii toprakların dinini sünni yapmaya devam edelim. Misyoner gücün falan biraz azalmış. Zaten bir sonraki ID'ye benimseyişimde muhakkak dini ID'ye alacağım. Ofansif ID'ye yerine defansif mi alsaydım acaba? Neyse, sağa sola saldırıyoruz sürekli. İnşallah Rusya el aylığı kırmaz ya. Ama yok abi, kırmaz yani. Beni el aylıktan salıp kime alacak Allah aşkına? Osman'ı alabilir. Osman'ı alırsa durum fena. Bahmani'ye karşı attığım claim spy yakalanmış. Acaba Portekiz'e yanlayabilir miyim ya? Portekiz de güçlü bir devlet çünkü. Portekiz'e yanlayamıyorum. Uzaksın diyor. İspanyol'a zaten yanlayamam. İspanyol beni rival almış. Niye rival aldıysa artık derdi neyse. Holy Roma'nın başına kim geçecek? Bohem geçecek. Şu arkadaşın kralı öldüğünde güzel. Holy Roma'nın başına Bohemia geçtiğinde gücü 2 kat artacak. Bohemia'nın sevdiği bir vatandaş varsa onu el alayım diyeceğim. Bohemia'nın sevdiği vatandaşlar tırt. İngiltere ile zaten uzağız. Danimarka ile aynı savaşta falan bulunduk aslında. Danimarka'yı elay alamıyorum ama. Ve Rusya buradan yapa yapa gelişmeye devam ediyor. Çağatay'ı bayağı yamutmuşlar ya. Lan Ming'le de rivaliz arkadaş. Tunus'u mu elay alayım, ne yapayım anlamadım ki. Bohemia ile arama tras basıyorum. Fransa'yı mı elay alsam? Alamam ki. Alamam abi, uzağım. Ya şu askerlere bir 2 dakika kapayıp borçları ödesem. Vallahi mantıklı olacak. 2 dakika durulalım ya. 2 dakika durulalım abi. Şu overextension'dan falan kurtulalım. 2 dakika durulalım, şu borcu falan bir ödeyelim. Koloniciliği falan alalım. Prating Press daha hiç yani. Çok geriyiz ya, çok geriyiz. Gerçi burada bize oranla geri yani. Misal Ming kaçta kaç geri? Ming %238 geri yani. Ming daha Rönesans'ı alamamış. Ama ona rağmen askerisi kaç? 12. Ben daha yeni 13 oldum. Sıkıntı. Bahmani'ye bir tekrardan claim sallayalım. Ahanda galiba borçtan kurtulduk abi. Aynen öyle. Yiğidin kampçısı olan borçtan kurtulduk. Ya Funji çık git başımdan. Funji benle el ayol abi diyor. Makuria Aldoya yiyor ya da Aldoya Makuria'ya saldırmış, iki seçenekten biri. Muhtemelen Makuria Aldoya yiyor. Etiyopya'ya saldırabilirim aslında. Ya Etiyopya'dan şuraya bir geçiş falan da yaparım da şu an o savaşlarla ilgilenmek istemiyorum abi. Bana ziyadesiyle vakit kaybı gibi geliyor. Üf, nereye bastın lan onu? Abi nereye bastıysak geri alabilir miyiz? Şura galiba. Lan çok az gelir veren bir yere bastım ya. Allah bilir nereye bastım abi. Nasıl geri alacağım ben onu? Dur, geri almanın bir yolu var. Nereye bastığımız burada yazıyordur. Şura. Aman abi. 10 dukat ne ya? Ha bak, 0.20 dukatlık yer neyse. Biraz production binası falan basacağım da işte para yok arkadaş. Gondwana, Buryata. Abi kendi şeyinizle yaşayın. Ha bu arada şurada yeni açılan panelimizden bu galiba DLC'si ile geliyor. Altın Çağ DLC'si ile beraber geliyor. Buradan biz de elay olmak isteyen devletleri öğrenebiliyoruz abi. Bakalım kimler elay olmak istiyor bizde. Patatani, Ragusa, Kedah, Valletta, ki Valletta o kadar da
OP bir devlet değil. Venedik, Venedik'in de pek canı yok. Hesnevi, Katsin, Lana, Pasai, Şangay, Maldivler, Arakan, Malindi, Varsanga, Buryata, Tunus. Yani aralarından mantıklısı Tunus gibi abi yani. Bengal de benimle el ayla yanaşıyormuş da ben Bengal'i yutacağım. Açık ve net söyleyeyim yani Bengal'i yutacağım. Gerçi Bengal'i yutarsam Bengal ile Ming'in arasında bağlantı yok aslında ya. Fas eskisi kadar güçlü olsaydı yani Portekiz'e yamulmamış olsaydı alırdım. Ve Fas eskisi kadar kuvvetli değil. Vasalım olmak isteyen hiçbir devlet yok. Benle evlenmek isteyen Oyrat, Gondwana, Kalindi, Çağatay, Kıbrıs. Aa, Kıbrıs bağımsız mı? Aynen, Kıbrıs bağımsız ya. Vasala da geliyor. Ya Osmanlı varken niye benimle arkadaşlık kurmuş onu anlamadım ya. Kıbrıs'ı alalım ya. Ya vasal almaya uğraşmasak mı acaba? Bilmiyorum abi, çok zaman alır. Kıbrıs dünyanın değişişine tanıklık ediyor abi şu an. Artı 0.20 dukatlık yerlere toprak basıp duruyorum. Osmanlı beni sevse aslında. Osman kime dalmış? Aa, Osman Rus'a dalmış. Rus niye beni çağırmıyor? Rus Osman'a daldı demek ki. Osman Rus'a dalmadı, Rus Osman'a daldı. E benim favorim var, onun da favori vardır. Kolay gelsin kanka. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Osman'ın ölüsü bile senin dirini 7-8 kez döver. Yani net bir şey söyleyeyim sana. Eastern Anatolia. Aa, yeni adam geçti tahta. 6-3-1'de tronum mu var? Çocuk savaşma özürlü ama olsun. Mukalli kurmayacağım ya. Mukallik işim yok. Her yeri sünniyi de yapamam. Buryat'a geç bakalım. Bir stability bassam mı acaba ya? Aha, alabiliyorum. Da yine 2-3 borca birden girmem gerekir. Almaya değer mi şu an? Vallahi ne kadar erken o kadar iyi ya. Üçüncü borca mı girmem lazım? Yapma lan. Alırız be oğlum. 2341 dukat. Alırız alırız. Biraz sabredelim, bekleyelim, alırız abi. Biraz sabredelim, koloniciliği alırız. Koloniciliği aldıktan sonra direkt hükümeti 12'ye yükseltiriz. Tam claim'imizi dağıttık şeye. Dur dur. Alalım, öyle açacağım askerleri de. Askerleri açınca da eksi yiyeceğiz. Ne yapacağız bilmiyorum. Abi her türlü bir borç daha çekilecek ya. Ya her türlü, hem teknoloji satın alacağız. Teknoloji satın aldıktan sonra orduyu açıp isyan bastıracağız. Aç orduyu, isyanlar geliyor çünkü. Vallahi Bahmani'nin yönetimi değişse de keşke. Of. O nasıl bir generaldir ya Rabbi. Hah. 12 yapalım. 12 yaptıktan sonra 100 admin puanı biriktirip hükümeti upgradeleyelim. Ondan sonra hallederiz bir şeyleri. Çıksın bakalım isyan, çıksın. Geleceği varsa göreceği de var. Bayağı iyiyim çünkü. Eksi 2 dukat. Hadi bakalım nasıl toparlayacaksak. Artık Bahmani'ye dalıp toparlayacağız bir şekilde. Şöyle şu iki orduyu bir araya getirelim. Ama advisor almasak mı acaba? Fort Defense. Şu orduyu bir ezelim de görsünler güçlerini, günlerini. Ya ben anlamıyorum abi. Hindistan topraklarının çok büyük bir çoğunluğu bende. Ve yani Hindistan bu kadar kuvvetliyken nasıl olur da ben 5 kuruş para kasamam? İnanın eğer onu merak ediyorum ya. Ya Hindistan'da bu kadar ticaret noktası falan filan var yani. Ben hakikaten anlamıyorum. Nasıl bu kadar ticaret noktası falan olan bir devlet bu kadar ticaret noktasına sahipken ben para kasamıyorum abi.
En çok merak ettiğim sorulardan biri bu. Çok güzel. Burayı çökert, öyle gel. Bekle. Para kaybedip kaybedip duruyoruz arkadaş. Anlamıyorum gerçekten ya. Bu kadar para kaybetmek zorunda mıyım ben? Yok daha neler. Dur, hükümeti upgrade'leyelim de. Şu an hükümetimiz en iyi düzeye geldi de. Abi %100 tırasım varken nasıl el aylığı kırabiliyor ya? %100 tırasım var adamlara. Savaş bitsin direkt el aylık atacağım zaten. Commonwealth rivallikten çıkarmış. Osmanlı geçiş istiyor. Dal bakalım. Hala kalp atıyor ama. Hala friendiz yani. Hala dostuz. Ya kança yapma gözünü seveyim ya. Osman'a savaşta yenilmiştir. Ondan el aylığı kırmıştır ya. Yapma oğlum gözünü sümüğünü yiyeyim ya. Aa, o kadar dostluğumuz var aramızda. Yok abi, hain olamaz ya. Şey, Bohem'le benim niye aram bozuk? Aram bozuk değil, olabileceğinin en iyisi. Bas bas, tras bas. Tras bas, Bohem de bizi salarsa yemin ediyorum Osman içimizden geçer. Abi sen ne yaptın? An itibariyle sıçtık dostlar. An itibariyle sıçtık, biri götümüze çanak tutsun. An itibariyle sıçtık abi. An itibariyle saflar değişecek galiba. Osman abi. Yok baba. Civarın iki büyüğü bana düşman, ben ne bok yiyeceğim. Abi peki bir şey soracağım. Ben ne yapacağım? Teknolojim de kötü. Herhalde abi vurmayın abi. Şu an başka bir şey aklıma gelmiyor. Herhalde kafayı koruyacağız abi, fazla vurmayın kafama. Andra sen kimle elaysın? Maduria. Dur sana da dalar, alttaki Maduria'yı falan da döveriz. O dert değil de. Altın çağ yok galiba bana. Ulan her şeyi ben aldım be. Oy. Nasıl, %100'den fazla mı oluyor savaş skoru? Şura kimin? Godwana'nın. Ha, Bahmane'nin garantörlük verdiği şeyin. Tamam, şurayı alalım. Şu ikisi kalsın. Parasını alalım. İyi, fazla overextension falan da yemiyoruz. Güzel güzel. Şurayı da alalım, hatta şurada tek kalsın Mandu tarafında. Gelecek savaşta da böyle bütün claimlerini falan sildiririm. Oğlum Rus bizi saldı lan. Abi şu an çok pis tırsıyorum. Ya şu an gerçekten çok pis tırsıyorum abi. Şu an felaket derecede tırsıyorum hocam. Orduları kapat da para biriktirelim. Ben kime sığınacağım? Ben kimle kanka olacağım abi? Bohem. Abi senin bir güçlü kankan yok mu ya? Hayır arkadaş, ben anlamıyorum. Civardaki tüm devletler niye benimle rival olur? İspanya'ya ben de söveyim de içimde kalmasın. Ne bok yiyeceğim ben? Britanya gelir misin abi? Britanya da hayatta gelmiyor. Sıçtık. Ay, net söylüyorum, şu an patır patır bıraktık yani yere. Kütür kütür bambur gümbür sıçtık abi. Bildiğin sıçtık o zaman. Güzelmiş. Ya Rusya benimle nasıl el aylıktan çıkıyor? Öf. Abi. Danimarka da yanaşmıyor. Patır pıtır bıraktık galiba kenara. 12 12 14.
Allah'tan hayırlısı be gülüm. Her zaman hayırlısını isteyeceksin ya. Ben kimle nasıl helal olacağım? Ana soru bu. Ben kimle nasıl helal olacağım? Rusya'ya karşı var ya, hiç surmur da çekmedim. Rusya yukarıdan gelecek baba, bir dayayacak bana. Allah! Üf! Hayır, Osmanlı da var burada yani. Osmanlı bir de Rus birleşirse hepten sıçtık yani. Düşünsene. Osmanlı Rus helal oluyor. Abi turus bitsin, sıçacak ağzımıza bak. Ben diyeyim 3 sene içerisinde girer bu bebe bize. Yani bohem mohem dinlemez abi. Arkasında da çok fazla ekürüsü var bunun yani. Danimarka, Fransa falan. Üf deme be. Koktu lan. Vallaha koktu. Kopuk uçurtma abi. Rus'la da dostluk buraya kadarmış. Ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Ben şu an yana yana onu düşünüyorum. Ne yapacağız? Götüm tutuştu benim şu an. Benim şu an götüm tutuştu abi. Evet. Aklınızda taktik maktik bir şeyler varsa yazın kanka yani. Ben bu işin içinden tek başıma sıyrılamayacağım anlaşılan. Aklınıza gelen taktik falan filan böyle Allah ne verdiyse yazın siz oraya. Borcu da ödeyemeyeceğim. Estate'ler ne yapıyor zaten hiç bilmiyorum. Bunlar kendi kafasına göre takılıyor. O halde biz ufaktan bölümü sonlandıralım. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Timur serisi 1594 yılında sizlere veda ediyor efendim. 1594 yılı. Save'imizi aldık. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.